Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda fotosentez reaksiyonlarından bahsedeceğiz. Nedir fotosentez reaksiyonları? İki tane evreden oluşur bu reaksiyonlar. Işığa bağlı evre ve ışıktan bağımsız evre. Bu evrelere geçmeden önce ben size genel bir tablo vermek istiyorum. Bu tabloyu bildiğiniz zaman fotosentezin birçok sorusunu çözersiniz arkadaşlar. Şöyle bakın, ışığa bağımlı evrede neler kullanılır, neler açığa çıkar, bunlara bakacağız. Şöyle ışığa bağımlı evre diyelim. Şu şekilde kutucuk içerisine alıyorum. Hemen altına ışıktan bağımsız evre diyorum. Işıktan bağımsız evre. Arkadaşlar, ışığa bağlı evrede adı üstünde ne olacak? Işık varlığında gerçekleşecek. Dolayısıyla şuradan bir ışık gelecek. Şimdi ışık diyorum, güneş demiyorum. Çünkü yapay ışıklandırma yapıldığı için yapay ışık zamanında da fotosentez yapabiliyorlar. O yüzden de ışık diyoruz, güneş demiyoruz. Evet, ışık geldi. Işık geldiği zaman hemen su molekülü ışığa bağımlı evrede kullanılmaya başlar. Yani su molekülü devreye giriyor. Daha sonra su molekülü ayrışır ve arkadaşlar oluşan oksijen atmosfere verilir. Oksijen dışarı çıktı. Sonra ortamda bulunan koenzimlerimiz vardır. NADP dediğimiz koenzimler. Bu NADP koenzimleri kullanılır ve bakın, su ayrıştığı zaman oksijen atmosfere veriliyor ama hidrojen nereye gidecek? İşte buradaki NADP'lere bağlanacak. Eğer hidrojen serbest kalsaydı, serbest olarak taşınsaydı ne olurdu? Ortamın asitliği artardı ve dolayısıyla hücre zarar görürdü. Bu yüzden de bir koenzim tarafından tutuluyor, o şekilde taşınıyor. O zaman buradaki NADP'ye ne olacak? Hidrojenler bağlanacak ve 2 tane NADPH oluşacak arkadaşlar. Daha sonra yine burada klorofil molekülünün bıraktığı elektronlar sayesinde elektron taşıma sisteminde bu elektronlar aktarılıyor ve 3 tane ATP üretiliyor arkadaşlar. Bu çok önemlidir. 3 ADP devreye girer ve burada elektron taşıma sisteminde 3 tane ATP üretilir. Böylece ışığa bağımlı evre tamamlanmış oluyor. Daha sonra üretilen moleküller ışıktan bağımsız evrede kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Bakın şöyle. Ortama bu sefer ne gelecek? Karbondioksit. Bakın, ışıktan bağımsız evrede karbondioksit kullanılıyor. Karbon biliyorsunuz organik moleküllerin yapısında bulunması gerekiyor. Karbonu buradan aldı. Hidrojeni de buradaki NADP'lerden aldı ve buradaki 3 tane ATP'yi kullandı. Ne üretti arkadaşlar? Besin molekülünü üretti. Buradaki hidrojeni kullandığı için NADP'ler serbest kalır. 2 tane NADP serbest kalır. Tekrardan kullanılabilir. Daha sonra ATP'deki bir enerji bağı kullanıldığı için ne kalacak? 3 tane ADP kalacak arkadaşlar. İşte bizim genel olarak tablomuz budur. Bu tabloyu bildiğiniz zaman dediğim gibi birçok soruyu çözersiniz. Şimdi biz ışığa bağlı evreye bakalım. Işığa bağlı evre nerede gerçekleşir? Nasıl gerçekleşir? Olayımız nelerdir? Şöyle bir diyorum, ışığa bağımlı evre. Işığa bağımlı evre. Arkadaşlar, ışığa bağımlı evre prokaryot canlılarda sitoplazmada, ki onların zaten organelleri yok. Ökaryot canlılarda ise kloroplastın içerisinde bulunan tilakoitlerde gerçekleşir. Bu önemlidir. Nerede gerçekleştiğini bilmeniz gerekiyor. O zaman yazalım. Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda kloroplasttaki tilakoitlerde gerçekleşir. Peki nasıl gerçekleşecek bu olay? Arkadaşlar, ilk önce su molekülü ışık enerjisiyle parçalanır. Biz bu olaya fotoliz olayı diyoruz. Fotoliz olayından sonra su molekülü parçalanıyor. Oksijen atmosfere veriliyor. Hidrojen de ne oluyor? NADP'ye bağlanıyor ve böylece taşınıyor. Daha sonra burada klorofilin bıraktığı enerji sayesinde, elektron sayesinde 3 tane ATP üretiliyor. Bu ATP üretim mekanizmasına biz fotofosforilasyon diyoruz. Bunu unutmuyoruz değil mi? Fosforilasyonu anlatmıştım. fotosentezde üretilen ATP'dir. Fotofosforilasyonla bu 3 tane ATP üretiliyor ve ışığa bağımlı evre tamamlanıyor arkadaşlar. Peki biz bunu bir şematik olarak yaparsak nasıl anlatacağız? Şöyle düşünün bakın. Klorofil molekülü, bu arada fotosentez için şart olan molekül klorofildir. Kloroplast değildir. Kesinlikle şaşırmayın. Mesela şöyle diyebilir. Fotosentez için kloroplast kesinlikle şarttır diyebilir arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Klorofil şart değil, kloroplast şart değil, klorofil şarttır. Evet, geliyorum. Daha sonra bu klorofil ışıkla uyarılıyor arkadaşlar. Işıkla uyarıldığı anda klorofil hemen 2 tane elektron bırakıyor. Bakın, 2 elektron bırakacak. Birazdan bu elektronlar elektron taşıma sistemine taşınacak. Ama bundan önce şuna geliyorum. Işık klorofile uyardığı gibi suyun da parçalanmasını sağlıyor arkadaşlar. Su molekülü burada parçalanır. Biz bu olaya fotoliz diyoruz. 2 tane hidrojen artı bir de oksijen molekülü oluşuyor. Bu oksijen molekülü nereye veriliyor? Atmosfere. Artı bir de yine 2 tane elektron oluşuyor arkadaşlar. Bu oluşan elektronlar, bakın burada klorofil 2 tane elektron bırakmıştı ya. Bunun elektron eksiği var. Kararlı hale gelmesi lazım. İşte buradaki sudan ayrılan elektronlar klorofile geliyor ve klorofilin elektron ihtiyacını kapatmış oluyor. Yani elektronun boşluğunu kapatmış oluyor. Buradaki oksijen de nereye gönderiliyor? Dediğim gibi atmosfere gönderiliyor. Onu da yazalım. Şöyle diyelim. Oksijen için atmosfere gider. Atmosfere gider. Daha sonra bakın şu hidrojenin suyun parçalandığı olaya ne diyorduk? Fotoliz diyorduk. Foto ne demek? Foto ışık demek. Liz arkadaşlar parçalamak demek. Işıkla parçalama olayına biz fotoliz diyoruz. Tamam, bundan sonra ne olacak? Bu elektronlar serbest kaldı. Arkadaşlar elektronlar elektron taşıma sisteminde taşınıyor. Bakın şu şekilde bir taşıma sistemimiz var. Merdiven gibi düşünün. Şöyle bir taşıma sistemimiz var. Burada elektron taşıma elemanları var. Elektron taşıma sisteminin elemanları. Bu elemanlardan elektronlar taşınarak bakın şu şekilde. Elektron buradaydı ya. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Bu şekilde geliyor. Böyle geliyor. Ve bunun sonucunda da ne üretiliyor? 3 tane ATP üretiliyor arkadaşlar. Üretilen bu ATP nerede kullanılacak? Işıktan bağımsız evrede. Peki hidrojenler ne oldu? Hidrojenler de elektron taşıma sisteminden bu elektronlar taşındıktan sonra NADP moleküllerine bağlanıyor. Bakın 2 tane NADP molekülüne bağlanır ve 2 tane NADPH üretilir. Evet, bu şekilde elektron taşıma sistemiyle birlikte ışığa bağımlı evre tamamlanmış oluyor. O zaman burada bizim bilmemiz gereken nedir? Klorofilin elektron ihtiyacını kim karşıladı arkadaşlar? Su karşıladı. O zaman yazalım. Bakın, klorofilin elektron ihtiyacını su karşılar. Bu şekilde bunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonra fotoliz neydi? Suyun ışıkla parçalanmasına fotoliz denir. Arkadaşlar fotolizi bulan ilk bilim insanı Hill dediğimiz bir bilim insanıdır. O yüzden de bu reaksiyona Hill reaksiyonu deniliyor. Hill reaksiyonu. Evet, bu sayede ne yaptık? Biz ışığa bağımlı evreyi tamamlamış olduk. Bir de fotofosforilasyonu da yazalım. Burada üretilen ATP, burada üretilen ATP fotofosforilasyon sonucu oluşur. Evet, fotofosforilasyonda bilmemizde fayda vardır. Işığa bağımlı evre bu sayede bitmiş oldu. Şimdi geçiyorum. 2 diyorum arkadaşlar. Işıktan bağımsız evre. Işıktan bağımsız evre. Şimdi bu evrede ne olacak? Bu evrede de ilk önce nerede gerçekleştiğini yazalım. Arkadaşlar bu evre yine prokaryotlarda sitoplazmada. Çünkü prokaryotlarda organel yok. O yüzden prokaryotlarda sitoplazmada yazalım hemen. Prokaryotlarda sitoplazmada Ökaryotlarda nerede gerçekleşecek? Ökaryotlarda kloroplastın stromasında, stroma sıvısında gerçekleşir. Şimdi bu ışıktan bağımsız evre, diğer bir adıyla karanlık evre. Arkadaşlar aklınıza şu gelebilir. Işığa bağımlı evre gündüz gerçekleşir. Işıktan bağımsız evre karanlık evre olduğu için gece gerçekleşir. Kesinlikle böyle bir durum yok. Işığa bağımlı evre biter bitmez ışıktan bağımsız evre başlar. Bunu da yazalım. Işığa bağımlı evre biter bitmez ışıktan bağımsız evre başlar. Evet, bu şekilde ışıktan bağımsız evre başlıyor. Şimdi ışıktan bağımsız evre nasıl gerçekleşiyor bakalım. Arkadaşlar burada bakın üretilen ATP'ler kullanılacak. Şimdi ve karbondioksit kullanılacak. Hatırlayın ilk başta yazdık değil mi? Nasıl olacak? Bir döngü halinde gerçekleşir bu olay. Bakın döngünün birinci basamağı. Karbondioksit özümlemesi yapılır. Yani karbondioksit devreye girer. Daha sonra bu karbondioksit devreye girdiği zaman ATP'ler, şöyle 12 tane ATP diyelim. Tamamen MEP kitabındaki ben şekil üzerinden anlatıyorum arkadaşlar. Şurada 6 tane de karbondioksit giriyor. Neden 6 tane giriyor? Çünkü glikoz molekülünde kaç tane karbon var? 6 tane değil mi? C6H12O6. O yüzden 6 tane karbonun girmesi lazım bu reaksiyona. Daha doğrusu her bir reaksiyonda bir karbon kullanılır. Bu reaksiyon 6 kere gerçekleştiğinde glikoz molekülü üretilir. Burada 12 tane ATP parçalanıyor ve ADP ile fosfat üretiliyor. Daha sonra arkadaşlar yine bakın devre devam ediyor. Yine NADPH'ler vardı ya. Yine 12 tane NADPH'lar, bunlar kullanılır ve 12 tane NADP üretilir. Bunlar tekrardan kullanılacak. NADPH'lerdeki hidrojenleri de almış olduk. İşte biz bu NADPH'lar, karbon ve ATP'yi kullanarak ne üretiyoruz? Bakın burada 2 molekül PGAL üretilir. Nedir PGAL? Fosfogliseraldehit. Aldehit. Bu PGAL 3 karbonlu bir moleküldür. Bu 3 karbonlu molekül isterse 2 tane PGAL birleşir, glikozu oluşturur. İsterse bu PGAL'ler ayrı ayrı birleşip işte 3 karbonlu olan bileşikleri oluşturabilir. Daha sonra arkadaşlar şöyle döngü devam ediyor. Bu döngünün burasında da yine 6 tane ATP harcanıp 6 ADP artı fosfat üretiliyor. Bakın kaç tane ATP kullanmış olduk? 18 tane. Zaten hesaplama soruları kaldırıldı. Bakın şöyle düşünün. Karbondioksiti bağlamak için neye ihtiyaç var? ATP'ye. O zaman ATP'yi kullandım. Karbondioksiti bağladım. Daha sonra bu karbondioksiti bağladıktan sonra NADPH'lerden hidrojenleri ayırmak için 12 tane ATP harcadım ve 12 tane hidrojen aldım buradan. Ne oldu? Bakın buradaki hidrojenleri karbonlarla birlikte PGAL'in yapısına kattık. Fosfogliseraldehit'i ürettik. Bu fosfogliseraldehit dediğim gibi her maddeye dönüştürülebilir. Mesela gliserol oluşturabilir, yağ asidi oluşturulabilir, amino asit oluşturulabilir arkadaşlar. Bundan sonra artık oluşum bitkiye göre, canlıya göre değişir. Peki biz bu döngüye ne diyoruz? Bakın bunu bilen Calvin isimli bilim adamıdır. O yüzden bu döngüye biz Calvin döngüsü diyoruz. Evet, bu şekilde de ışıktan bağımsız evre tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz kısaca nasıl gerçekleştiğini bir yazalım. Bakın şöyle kısaca diyelim. Işığa bağımlı evrede neler var? Işıktan bağımsız evrede neler var? Bakalım. Evet, kısaca. Işığa bağımlı evre demek istiyorum ilk önce. Işığa bağımlı reaksiyonlar. Işığa bağlı reaksiyonlar. Ne oluyor ışığa bağımlı reaksiyonlarda? Birincisi suyun fotolizi ile oluşan hidrojenler nereye bağlanıyordu? Hidrojenler NADP'ye bağlanır. NADP tarafından tutulur. Daha sonra arkadaşlar klorofilden ayrılan elektronlar ETS'ye aktarılıyordu ve burada bir fark oluşturuyor. Proton farkı oluşturuyor. Hidrojenler hani artı yüklü olduğu için proton olarak isimlendirilir. Bu farktan dolayı da ATP üretilir. O zaman şöyle diyelim. Elektronlar ETS. ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi ETS'ye aktarılır ve ATP üretilir. ATP üretilir. Bir diğeri ışık enerjisi kullanılır. Işık enerjisi kullanılır. Ve arkadaşlar ışığa bağlı reaksiyonlarda son olarak oksijen açığa çıkar. Oksijen açığa çıkar. İşte ışığa bağlı reaksiyonlarda gerçekleşen olaylar kısaca bu. Gelelim şöyle 2 diyorum, ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Işıktan bağımsız reaksiyonlar. Burada neler oluyor? Burada da bir kere karbondioksit tüketilir, değil mi? Karbondioksit tüketilir. Buna bağlı olarak yine ATP tüketilir arkadaşlar. ATP tüketilir. Enerji gerekiyor çünkü besin üretimi için. NADPH'lerdeki hidrojenler glikoz sentezinde kullanılır ya da PGAL sentezinde diyelim. NADPH'ın hidrojenleri PGAL sentezinde kullanılır. Daha sonra ışık enerjisine ihtiyaç duyulmaz ama doğrudan ihtiyaç duyulmaz. Dolaylı olarak ihtiyacı vardır çünkü ışığa bağımlı reaksiyonlara bağlıdır bu da. Işık enerjisine doğrudan ihtiyaç yoktur. İhtiyaç yoktur. Evet, böylece fotosentezin reaksiyonlarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Fotosentezin evreleri bu şekilde gerçekleşiyor. Bir sonraki videoda fotosentez hızına etki eden faktörleri, bir de organik moleküllerin sentezini anlatacağım size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.